İşte Anadolu'da bir laf vardır. Bir çocuk bir diş filan diye. Böyle bir söylem vardır. Çünkü neden? Bebek o kadar çok kalsiyum çekiyor ki kemik yapısı, yani %95'i vücuttaki, hatta %95'ten daha fazlası sonuna kadar kemik, tüketiyor anneyi. Kemikler kemikte biliyorsunuz kalsiyumu. Dolayısıyla hamile annelerin özellikle mineralli suyu tercih etmeleri lazım. Yani bunu ben belirtmiş olayım. Lütfen. Hatta osteoporoz hastaları, yani kemik erimesi olan, işte artık çok genç kadınlarda görülüyor bu rahatsızlık. Evet. Neden biliyor musunuz? Kemik erimesi mi? Evet, kemik neden? Erimesi. Çünkü bir bakıyorsunuz 23 yaşında erken menopoz, 25 yaşında erken menopoz maalesef. Yani tabii ki bunların yegane sebebi şey değil, tohumlar değil. Ama önemli bir sebebi maalesef bizim tohumlarımız. Şimdi yurt dışından ithal edilen tohumlar. Şimdi burada şunu da söyleyelim. Lütfen. Yani hamile bayanların özellikle mineralli su içmesi, ayrıca genç kızların, bakın böyle işte polikistik overdir filan bir takım rahatsızlıkları olan genç kızların da veya özellikle menopoza girmiş bayanların, çünkü östrojen hormonu seviyesi menopozda düştüğü için tabii ki kalsiyum dengesi de olumsuz etkileniyor ve osteoporoz, yani kemik erimesi olarak bilinen rahatsızlık ortaya çıkıyor. İşte burada destek alacakları mineralli sulardır. Yani süt deniyor ama sütün içerisindeki kalsiyumu siz o kadar alamazsınız. Bir de sudan aldığınız kadar. Tabii onun bir de kolesterolü var, şusu var, busu gazı var. Gazı var, yağı var. Tabii yani onlar hani o kadar fazla içemeyiz. İçebiliriz de. Tabii. Değil mi? Hani o evet. Bence onu ama sudan almak. Ama laf lafı açtı şimdi. Hem ekonomik hem tabii sağlıklı. Yani mineralli suyu bulamayanlar için brokoli mesela. Brokoli sebzeler içerisinde kalsiyum bakımından çok en zengin olan gaz sebze. Gaz yapıyor mu? Hayır gaz yapmaz. Gaz yapmaz. Haşlayıp suyunu. Bakın şimdi bir aile düşünün, 3 ferdi var. Anadolu'da bu çok iyi bilinir. Lahana, brokoli. Karnabahar. Yani şimdi lahana ilk başlangıcıdır. Yatay geçişle işte evrimiyle bunun brokoli çıkmıştır. Brokoliden karnabahar çıkmıştır. Yani bunlar bir familya. Üçünü de yemeğini yaptığınız zaman anlarsınız. Evde bugün ya lahana var ya brokoli var veya karnabahar var dersiniz. Çünkü kükürtlü bileşikleri havaya karışıyor. Sizi o kokusu onun içeriğindeki kükürtten dolayıdır. Şimdi karnabahar doğrudur, gaz yapar, lahana gaz yapar. Gaz yapmasını istemiyorsanız mesela selülitlere karşı ben lahana kürü öneriyorum. Evet, sizin meşhur beyaz bir lahana kürünüz. Onun içerisine biraz limon sıkarsanız gaz yapmaz. Engelliyor. Yani, evet. Engeller. Kapuska, bildiğimiz tencere yemeği. Kapuska evet, mesela tabii çok lezzetlidir. Tabii. Hem de lahanayı güzel ama tüketmemizi de sağlar ama içine koyulan yağ miktarı herhalde bunlar da önemli. Tabii soğan. Şimdi tabii siz o selülitlere karşı lahana kürü deyince onun içine biberi, salçası, yağı, tuzu girdikten girince, sonra tereyağısı. İş değişiyor. Biz onu kür olarak öneriyoruz. Bakın laf brokoliden açıldı. Brokolinin evet, ben size bir özelliğini söyleyeyim. Her iki kadından birinin memesinde fibrokist gelişiyor. Fibroadenom, fibrokist. Yalnız ultrasonografide solid kitle yazmayacak. Solid kitleyse olmaz. Fibrokisti varsa, basit kist demişse hekim brokoli kürü uygulasın. 2 defa 21 gün. 5 günle 7 gün ara verecek. İşte 200-250 gram brokoliyi 2-2,5 bardak suda kaynatacaklar. 5 dakika daha suyunu fazla. Suyunu dökelim mi? Hayır, esas suyunu içecekler. Suyunu içeceğiz. Tamam. Esas suyunu haşlanmış brokoliyi de salata olarak yemeklerinde öğlen veya akşam tüketebilirler. Günde bir defa bunu yapacaklar. Şimdi
Şunu söyleyeyim, regl öncesi, mens öncesi birkaç gün önceden fibrokisti olan bayanlarda göğüslerde hassasiyet, sertleşme oluyor, ağrı veriyor. Hı-hı. İşte brokoli onlar için bulunmaz bir nimet. Bunu söyleyeyim. C vitamini açısından da zengin mi? C vitamini bakımından da zengin. Şimdi tabii haşlandığı zaman içeriğindeki C vitamininin %60-70'ini kaybediyor. Fakat bizim için, şimdi bazı insanlar diyor ki ya hocam işte bu pişirildi, özelliğini yitirdi. Olur mu? Onun içinde birçok etkin madde var. Hı hı. Örneğin prostat kanserine, meme kanserine, bağırsak kanserine karşı içerisinde önleyici etkin maddeler var. Örneğin brokolide, lahanada bulunan, size birkaç tane etkin madde söyleyeyim. Mesela diindolmetan, brokolide de zengindir. İndol 3 karbinol. Efendim sulforafen brokolide prostat ve meme kanserine karşı mükemmel önleyici gücü var. Bu arada şunu değerli izleyicilerimize hatırlatmakta fayda görüyorum. Hı hı. Yani bir hastalığa yakalanmadan önceki koruyucu ve önleyici tedavi ile yakalandıktan sonraki tedavi tamamen farklı şeydir. Çok farklı. Dolayısıyla insanlar bakın aç kalmadan tokluğun kıymetini bilmiyorlar. Sağlığını kaybetmeden de sağlık neymiş bilmiyorlar. Yani nurda yatsın, toprağı bol olsun. Kanuni Sultan Süleyman'ın güzel bir lafı var. Olmaya devlet, cihanda bir nefes, sıhhat gibi. Bu Allah'ın bize lütfettiği o bir defalık nefes, sağlık içinde alıyorsunuz. Buyurun hastanelere gidin. İnsanlar o nefesi alırken ne ağrılarla, ne zorluklar içerisinde alıyorlar. Öyleyse sağlık çok önemli bir şey. Ya işte brokoli meme kanserini önlermiş filan, mışı yok bunun, önlüyor. Dolayısıyla bunların kürlerini yapacaksınız. Ama meme kanserine yakalandıktan sonra, prostat kanserine yakalandıktan sonra tedaviniz... Hayır efendim, tabii kansere yakalanmış ilk kişi sigarayı bırakıyor. Şimdi laf kanserden açıldı da değerli izleyicilerimize farklı bir boyut kazandırma açısından bir başımdan geçen bir olayı anlatayım. Reklamlara gideceğiz ondan sonra, alalım. Evet, işte tıp fakültesinde bir öğretim üyesi arkadaşım geldi. O gün teşhis konmuş. Ya hocam dedi, işte akciğer kanseriyim dedi. İşte zaten kansere yakalananların ilk tepkileri bula bula beni mi buldu? Neden ben? Filan bu tür sorgulamalar. Sigara içiyor. Evet, şimdi neyse... Ya hocam geçmiş olsun dedim ama tabii o ilk tepkisi çok şey yani filan böyle huzursuz. Şimdi artık onu şey yapmak lazım. Bakın Bakara suresi 155 Ebru Hanım, 155 ve 156. Yemin olsun ki sizleri açlıkla, korkuyla, hastalıkla ve mallarınızı eksilterek imtihan edeceğiz diyor. Bu dünya bir imtihan dünyası. Dedim ki hocam tamam işte yakalanmışsınız. Tabii ki yabana atılacak bir konu değil, onun şokunda. Şimdi dedim dün biliyor muydunuz kanser olduğunuzu, bilmiyordunuz. Hayır. Ölüm size çok mu uzaktı? Bir gün önce. Yani yarının ne getireceğini kimse bilemez. Çok doğru. Onun için son aşamada olanlar için dahi mutlaka bir ümit ışığı vardır. Kesinlikle ümitsizliğe kapılmayın. Benim en ziyanda olan kulum, benden ümidini kesmiş olan kulumdur der Allah. Yani dolayısıyla bakın Amerika'da, son cümlemi tamamlıyorum. Scientific Spectrum dergisinde 4. evre, artık son aşama kanser. Her yıl 250-300 tane hastayı buluyorlar, son evresinde kurtuluyor. Ne oldu? Ne oldu? İşte bağışıklık sistemi, bir şeyler değişiyor ve hastalıktan kurtuluyor. Evet. Ve hekimler de araştırıyor, ya ne oldu bu hastaya diyorlar. Anlamıyorlar yani, ne oldu. Anlaşılamıyor tabii. Onun için hiçbir zaman ümidinizi kesmeyeceksiniz. Yarının ne getireceğini de kimse bilemez. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şimdi küçük bir aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz.